5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 111 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1111. Meryem hafta sonu ailesiyle göl kenarına pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konuyla ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B. Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C. İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D. Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Cevap D. İkinci ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa grup denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A. Halk oyunları ekibi. B. Konserdeki seyirciler. C. Aile bireyleri. D. Sınıftaki öğrenciler. Cevap B. Üçüncü I. Savaşlar. 2. Doğal afetler. 3. Yoksulluk. Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? A. Yalnızlığı. B. Ayv 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap D. 4. Buse okuluna yürüyerek gitmektedir. Fakat trafiğin yoğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülere de sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Olayların nedeni önemli değildir. B. Aynı olay birden fazla kişiyi etkileyebilir. C. Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D. Her olayın sonucu aynıdır. Cevap B. 5. Sosyal Bilgiler Dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun sorunlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? A. Okuma alışkanlığı kazandırmak. B. Çevresine karşı hassas olmak. C. Vatandaşlık görevlerini öğrenmek. D. Beraber yaşama duygusunu geliştirmek. Cevap A. 6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk hakları ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B. Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C. 15 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D. Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Cevap C. 5. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 111 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.